Herkese merhaba. Cihatça Fizik kanalına hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Herkese merhaba. Bir Türkiye geneli deneme videosu ile yine birlikteyiz. İlk sorumuzdan hemen başlayalım. Pastacı Ahmet'in gelen bir sipariş üzerine 4 kişilik araba şeklindeki pastanın 24 kişilik olan daha büyük versiyonunu yapması gerekmektedir. Buna göre bu pastanın üretim sürecinde Ahmet'in zorluklarından hangileriyle karşılaşması beklenir diyor. Bir pastanın kendi ağırlığını taşıyamayarak yıkılması. Bakın zaten şöyle bir araba düşünün mesela. Yaptığımız araba 4 kişilik bir arabaydı. Fakat bunu 14 değil de 24 kişilik bir arabaya çevirmesi isteniyor bunun. Yani bu şuna benzer. Boyutları büyüyen bir silindire benzer. Boyutları büyüyen bir silindirin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı elbette azalacaktır. Yani bu bunun 6 katı değil mi? 6 katı. O halde şu hacmin 6 katı olan hacimde bir cismi arkadaşlar böyle büyütelim. Mesela şu taban alanı s'ken bu h olacak. Hocam taban alanı büyümez mi? Ya onu da büyüteyim. Bu 2s olsun. 6 katı olacağına bu 3h olur. Bunun kendi ağırlığına karşı dayanıklı 1 bölü h iken boyutlar büyüyünce kendi ağırlığına karşı dayanıklı 1 bölü 3h olacak. Yani dayanıklılık azalacaktır. Bu durumda evet böyle bir zorlukla karşılaşır mı? Karşılaşır. Yani pasta kendi ağırlığını taşıyamayabilir. Bu karşılaştığı bir zorluktur. Elbette daha büyük bir pasta yapacağı için düşünün. O zaman karşılaştığı zorluklar artıyor, maliyet artıyor. Daha büyük pasta, daha büyük malzeme demek maliyeti artırır. Daha büyük pasta için paketleme kutusunun daha büyük olması gerekir ki bu da karşılaşan bir zorluk olarak karşımıza çıkmakta, Ahmet'in karşısına çıkmaktadır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde Edirne'de yer almalıdır. Evet, bir sonraki sorudan devam ediyorum. Bir sokak lambasında çıkan ışınlar yolun karşısındaki düşey konumdaki reklam panosunu aydınlatmakta. Yani şu kadar uzaktaki bir panoyu aydınlatıyor. Ve neydi bu aydınlanma formülümüz? Bakın diyor ki buna göre sokak lambasıyla aynı yatay hızda bulunan K noktası çevresinde aydınlanma şiddetini artırmak için. E eşittir I bölü D kareydi. Aydınlanma şiddetini artırmak için ne yapmak lazım? Işık şiddetini artırmak ya da uzaklığı azaltmak gerekiyor. Bakalım hemen D'yi azaltmak diyor. Doğru. Işık şiddetini artırmak diyor. Doğru. 2 ve 3 olur. Peki sokak lambasının yerden yüksekliğini artırmak. Bunu yapabilir miyiz? Sokak lambasını şöyle biraz daha yukarıya getirecek olursak şuradan gelen ışık K noktasına dik gelemeyecektir. Dik gelemeyince de arkadaşlar aydınlanma azalacaktır. Yani E eşittir I bölü D kare çarpı bir kosinüs alfa açısıyla gelecek. Yüzeye dik düşmeyeceği için aydınlanma azalmış olacaktır. Oysa bize aydınlanmanın artmasını istiyor. Bu arttırmaz, azaltır. Cevabımız D seçeneğinde 2 ve 3 şeklinde olmalıdır. İnsan beyninin bir dış etkiye tepki verme süresine reaksiyon süresi denir. Normal bir insanda bu süre 0,3 saniye ile 0,6 saniye arasında olup müzisyen, sporcu ya da dövüşçülerde 0,2 saniye kadar düşebilmektedir. Müge kendi reaksiyon süresini ölçmek için arkadaşı Anıl'dan yatay masa üzerinde durmakta olan cetveli aniden çekmesini istiyor. Kendisi de cetvelin çekildiğini gördüğü anda üzerine parmağını basarak durdurmayı planlamaktadır. Müge'nin işaret parmağı şekil 1'deki konumdayken, evet şuradaki konumda parmağı Müge'nin. Bu durumda diyor ki bunu gören Müge cetvelin üzerine bastığında parmağı şekil 2'deki konuma gelmiş. Şuraya gelmiş. Yani sıfırdan şöyle düşünelim mi? Bakın evet sıfırdan 3. nokta yani şu 1, 2, 3. noktaya şuraya kadar parmağı gelmiş oluyor. Ananın cetvelin ortalama sürat 2 metre bölü saniye ile çektiğine göre bu durumda Müge'nin reaksiyon süresi kaç saniyedir? Bulunuz diyor. Ortalama hız formülümüz şuydu. Ortalama hız veya ortalama sürat formülümüz yol toplam yol bölü zaman şeklinde yazılabilir. Bakın yolu bulalım. Süratli zaten vermiş. Zamanı istiyor. Zamanı istediği için yolu bulmak lazım. Hemen yolu bulalım. Şöyle bakın şuralar. Evet. 0 ile 50 santim arası şu araya bakacak olursanız 1, 2, 3, 4, 5. Yani her biri 10 santim olmalı. Peki şu arada ne kadar santime ihtiyacım var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani iki parmak arası mesafe 60 santim şeklinde olmalıdır. 60 santim de 0.6 metredir ki bunu bu şekilde dönüşüm yaparak yerine yazabilirim. Hemen ortalama sürati bulacak olursak 0.6 metre bölü zaman, ortalama süratim 2 idi zaten. Bunu şuraya 2 olarak yazarsam t ne olacak? 0.6 bölü 2 eşittir 0.3 saniye şeklinde çıkmış olacak. Bu da B seçeneğinde yer almaktadır. Evet, sonraki soruma bakıyorum. Elektrikle yüklü K ve L çubukları. Evet, K ve L çubukları elektrikle yüklüymüş. Yani K artı L artı olabilir. K eksi L eksi olabilir. Bilmiyorum yüklerini. Çünkü elektrikle yüklü olduğunu söylemiş. Bunlar diyor iplerle tavana asılı X ve Y cisimlerine yaklaştırıldığında X ve N denge durumları şekildeki gibi oluyor. K pozitif yüklüyse X'i çektiğine göre X negatif yüklü olabilir. K yüklüyse ve negatifse X pozitif yüklü olabilir. Peki aksi olabilir mi? K pozitif yüklüyse X nötr olabilir. K negatifse X nötr olabilir. Neden? Çünkü yüklü cisimler nötr cisimleri çekebilirler. Hemen şekil 2'ye bakıyorum. Birbirlerinin ittiklerine göre L artıysa Y artı olmalı. Aynı cins. L negatifse Y de negatif yüklü olmalıdır ki birbirlerini itebilsinler. Hangileri kesinlikle yanlıştır dediğine göre kesin olan ifadeyi aramak gerekiyor. Hemen onu arayalım. Bakın K ile X zıt cins diyor. Evet, olabilirler. Şurada bakın, şurayı gördünüz. Şu kısımda yazdıklarımı. K artı iken X eksi. K eksi iken X artı olabilirdi. Bu olabilir. Bu olabilir. O zaman yanlış dediği için bunu hemen eliyorum. L ile Y aynı cins olabilir ki zaten bu kesin doğru. Artıya artıya da negatife negatif olmalı. X nötrdür. Nötr olma şansımız var mı? Evet var, doğru. K ile L aynı cins elektrikle yüklü olabilir. K pozitifken L pozitif de olabilir. Y nötrdür diyor. Ya Y nötr olursa L ile Y arasında bir itme kuvveti oluşmaz. Bu kesinlikle yanlıştır. Cevap E seçeneğinde yer almaktadır. Yatay masa üzerinde bulunan madeni bir tele ile derecelik kaptaki su şekil 1'deki bir dengedeyken 1 telenin masaya yaptığı basınç P, suyun kabın tabanına yaptığı basınç P su olarak ifade ediliyor. 1 tele şekildeki gibi şuradan kaldırılıp suya atılacak olursa ve denge sağlandığında 1 telenin kabın tabanına yaptığı basınç P üssü, suyun kabın tabanına yaptığı basınç P su üssü oluyor. Buna göre madeni paranın başta yaptığı basınç, yere yaptığı basınç ile suda yaptığı basıncı, suyun tabana yaptığı basınçla madeni para atıldıktan sonraki basıncını kıyaslayınız diyor. Bakalım, madeni paranın ağırlığı G olsun ve madeni paranın şu yüzey alanı S olsun. İlk durumda P eşittir G bölü S olacaktır. Madeni parayı suya attığımızda ağırlık aynen kalacak. Aşağı doğru ağırlığı var. Fakat yukarı doğru madeni paraya suyun kaldırma kuvveti etki etmekte. Dolayısıyla yüzeye dik bastıran kuvvet G eksi FK kadar olmaktadır. Yani P üssü eşittir G eksi FK bölü paranın yüzeyi. Bu durumda G bölü S ifadesi G eksi FK bölü S ifadesinden büyük olmalı. Yani P büyüktür P üssü olmalı ki hemen bunu şıklarımdan ararım. Yani C'yi sildim o zaman. C'yi sildim hemen. B'yi sildim. Elimde A, D ve E seçenekleri kalmış oldu. Peki suyun basıncı? Suyun basıncı da şöyle bulmalı. Yükseklik H iken suyun basıncı ilk durumda P su eşittir H, D, G idi. Sonradan madeni para eklenince madeni paranın hacmi kadar bir yükselme olacak suda. Yani şu yükseklik artacak, H'den fazla olacaktır. H üssü olacaktır. H üssü H'den daha büyük olmalıdır. Yani P üssü suyun evet ikinci basıncı H üssü çarpı DG idi. H üssü H'den büyük olduğundan suyun ikinci durumdaki basıncı ilk durumdaki basıncından büyük olmalıdır. Bu da A seçeneğinde bulunmaktadır. Özdem aşağıdaki eşleştirme etkinliğinde deniz seviyesinde gerçekleşen bazı olaylarla bu olayların gerçekleştiği sıcaklık değerlerini eşleştiriyor. Buna göre Özdem eşleştirmelerin tümünü doğru olarak yaparsa etkinliğin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Evet, kaynayan su 100 derecede kaynar, 100 santigratta. Yanan odun ateşi herhalde sıfırdan büyük bir sıcaklık olmalı, öyle diyelim. Eriyen buz ise 0 santigratta erir. Bakıyorum 273 Kelvin zaten 0 santigrat demektir. Eriyen buzu hemen şuraya doğru eşleştirdim. Kaynayan su zaten neydi arkadaşım? Kaynayan su 100 santigrattı ki Fahrettin, evet 32 Fahrettin dedim. 32 Fahrettin 0 santigrat. 212 Fahrettin ise 100 santigrat derece olmalı. Bu durumda kaynayan su 100 santigrat olduğundan 212 Fahrenheit'le eşleştirdim. Yanan odun ateşi 0 santigrattan büyük, yani 250 santigrat derece olabilir. Bu eşleştirmeye uygun cevabımız B seçeneğinde yer almaktadır. Ebru bir ucunu duvara bağladı yayı gerdikten sonra diğer ucunu yukarı aşağı saniyede 2 kez sallayarak, saniyede 2 kez sallama frekansı gösterir ki bu da 2 saniye üzeri eksi 1 olmalı. Yayılma hızı ve dalga boyu lambda olan periyodik dalgalar oluşturuyor. Ebru başka bir değişiklik yapmadan yayın ucundan yukarı aşağı saniyede 4 kez sallasaydı, İkinci durumda periyodumuz değil de frekansımız 4 saniye üzeri eksi 1 olacaktır. Yani frekans ilk frekansın 2 katı olacak, 2 katına çıkmış olacaktır. Bu durumda lambda eşittir v bölü f'ydi ya, herhangi bir değişiklik yapmadan dediği için ortamın özelliği değişmeden hız sabit kalacak, hız değişmeyecektir. Dolayısıyla hızımız yine V olacaktır. A ile B'yi eledim. Peki dalga boyu için ne söylenir? Frekans artarsa dalga boyu küçük olacak. Yani ilk dalga boyumuz lambda mıydı? İkinci durumdaki dalga boyumuz lambdadan küçük olmalıdır. Burada lambdadan büyük diyor. Eledim bunları hemen. Cevabımız C seçeneğinde yer almaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız.